بنو رجال جرجال خذوه جرف البوليس على المفروض في المرسيدس بتاعي زدتهم على حاجه وراح dolap getirelim. Ev olmanıyla bir işe yaramaz. Biz de geldik. Biz yaramayız. Hayır, yaramayız. Ama bir tane alınır. Eğer bir şey verir miyim? Beşirirse üç masa bırak. İran'ın arayın. Telefon. Telefon. Yuhçun mu? Tahçı yuhçun mu az var? Söyle, işe veriyor ben buradan. Gel 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 gel. Dina kaç. Şa. Ukhti kem şahs yaişu huna? 5 avlad. 5 avlad. Anta. Leysa zawji. Zawji mutawaffi sar lu 4 senawat. Yani 5 çocukları var. Eşleri vefat etmiş. Kendisiyle beraber 5 çocuk burada yaşıyorlar. Kem yuhti icar buna? 800 lira. 800 lira. Ve buraya bu baraka 800 lira kira veriyorlar. Evet, 800 lira kira veriyorlar. Ve bir yıldır burada oturuyorlar. Ve iştara liye ebni min end abal khurda. İştarina 5000 lira. Yani bu barakayda kendileri çocuklarıyla beraber kağıt toplamışlar. Ondan sonra onları satmışlar. Burayı bu barakayı satın almışlar. Sadece burayı işgaliye parası. Yani bu arsada kaldıklarından dolayı 800 lira kendileri veriyor. Yan tarafta da öyle bir aile var. 810'lar veriyor. Hemen arkalarında iki aile daha var. Yine aynı şekilde aynı şartlarda yaşıyorlar. Ve burada su yok, elektrik yok, herhangi insani bir ihtiyaç yok. Hiçbir insani ihtiyaçlarını karşılayacakları şeyler de yok. Yani şimdi öyle bir durumda ki sen buraya buzdolabı getirebilirsin, buraya çamaşır makinesi getirebilirsin, buraya koltuk tahmini getirebilirsin ama ev olmadıktan sonra bunlar hiçbir işe yaramıyor. Aynen öyle. Yani bunlar bir işe yaramıyor. Dolayısıyla bu insanların acilen barınma ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Burada oturuyorum. Evet. Bunlar Suriyeliler gelmişler, burada durumları çok kötü durumdalar. Cami cemaatine söylemişler, hepsi gelip burada yardımcı olabiliyorlar. Allah sizlerde de razı olsun. Gelip yardım ediyorlar. Şu arkadaşlar da geldiler. Evet. Onlar da yardım ediyorlar. Burada çocuklar yalın ayak geziyorlar. Çıplak gibi dolaşıyorlar. Burada gördüğü zaman üzülüyoruz. Cami cemaate de gelip yardım ediyor kendilerine. Elimize gelen yardımları yapıyoruz. Nasıl? Bir daire bir ev vermeleri lazım. Bak çamur içinde oturuyorlar. Burada 800 bin lira da kira veriyorlar varsa için. Durumlar çok kötüdür. Allah yardımcılar olsun. Şu anda İstanbul Beylikdüzü Kavaklı'da bulunuyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki aile, arka tarafta iki aile daha bulunmakta. Birinci barakada bulunan aile 5 yetim çocuğu var. Ondan sonra bir tane de anneleri var, babaları yok. Suriye'deki savaşta babaları vefat etmiş. Dolayısıyla aile mağdur. Kira artışlarından sonra ev sahipleri bunları kapı dışarı ettiğinden dolayı bu insan dışarıda kalmışlar. Ve gördüğünüz bu barakaları da kendi imkanlarıyla çöp toplamışlar, kağıt toplamışlar, bunları alıp satmışlar. O sattıkları paralarla bu barakaları almışlar. Sadece arazi işgal ettiklerinden dolayı her bir aile şu anda 800 lira buraya kira veriyorlar. Ve birinci ailede 5 çocuk, ikinci ailede 3 çocuk, üçüncü ailede 6 çocuk, dördüncü ailede yine 3 çocuk var. Toplamına baktığımız zaman 20'ye yakın yetim çocuk burada kalıyor ve 4 tane kadın dul bir şekilde burada. Şimdi biz bir yardım kuruluşuyuz. Yardım kuruluşunu kendine göre yapacağı yardım sınırlıdır. Yani belli bir yere kadar yardım edebilirsiniz. Yani biz buraya ne kadar ev eşyası da getirsek, gıda da getirsek bu insanların temel ihtiyacını karşılamıyor. Çünkü kış ayı geldi ve şu anda bütün çocuklar öksüyor. Hatta öksürük sesleri ciğerlerinden geliyor, hırıltı geliyor. Ve yarın bir gün yağmur tam düştüğü zaman bunların içerisinde bir iki tane belki can kaybı da olacak. Bundan dolayı yetkililerin bunlara el atması lazım. Yani o yetkililer buna el atmazsa
yardım kuruluşlarının yapacağı bir güç kuvvet ile bu insanlar bir refaha kavuşamazlar. Bundan dolayı ben burada özellikle öncelikle Beylikdüzü Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bu insanlar mağduriyetine gidersinler, en azından bir eve yerleştirsinler. Eğer o yapamıyorlarsa devlet yetkilileri sesimizi duysun, ta Cumhurbaşkanı'na kadar sesleniyorum. Hani Ömer olmak işte budur aslında. Ömer olmak bu insanlara el atmaktır diyorum. Buyurun beraber bu işi yapalım. Allah rızası için bu insanların bu mağduriyetini giderelim. Allah razı olsun. Sizlerin de ilgi ve alakanızdan dolayı buraya kadar geldiniz, emek sarf ettiniz. Rabbim hayrınızı kabul eylesin inşallah.